Evet, getir ve setter'ları konuşacağımızı söyledik. Nedir bu getir ve setter'lar? Arkadaşlar get kelime anlamı get, getir, al demek. Yani okuma amaçlı, bir değeri okumaya yönelik e, işlemdir. Set, set ise kurmak demek. Yani set etmek diye böyle Türkçe'de plaza dilinde çok kullanılır. İşte toplantıyı set ettik toplantı toplantıyı planladık, ayarladık gibi. İşte bu noktada arkadaşlar set ifadesi ise değere bir şey bir değer atamaya yarar, kurmaya yarar yani, değerini vermeye yarar. Bu noktada arkadaşlar hadi gelin getir ve setir yazalım. Niye? Bakın biz bunları private yaptık. Ne yapmak istiyoruz? Başka yerden ona ulaşmak istiyoruz. Şimdi ben böyle yaptım. Nasıl ulaşacağım ben buna? Dolayısıyla buraları çalışır hale getirmem gerekiyor benim yeniden. İşte bu bakımdan arkadaşlar getir ve setter'dan yararlanılır. Bakın getirimi public yazıyorum. Niye? Çünkü ona ulaşabilmek istiyorum. Public void diyelim. Hatta önce getir yazacaktık. Int. Niye? Çünkü okuyacak ya int get bakın zaten get yazdığım anda bana yardım ediyor bu alanlarla ilgili get id diyorum. Geldim buraya ve bu kodu şimdi dolduracağım. Bakın bu bir return ifade. return yukarıdaki id. Bakın ben burada örneğin veri tabanından bir değer geldi. O değeri değiştirerek de verebilirim. Hani diyeceksiniz ki zaten o kurduk, niye yaptık? Yukarıdan yani başka işler de burada yapabilirim yani. O ID'yi değiştirebilirim. De İş ihtiyaçlarıma göre. Hani getir bu anlamda önemli. Ve integer arkadaşlar onu hani şey değer döndürüyorum. O değeri döndürüyorum. Get ID. Şimdi ben bunu sadece böyle bırakırsam bu ne demek biliyor musunuz? ID'yi okuyabilir demek. Yazamaz. ID eşittir 3 diyemez ama ID'yi okuyabilir demek. Neyle? Get ID ile. Nasıl okur yani? Bakın product nokta bakın get ID. Ha, yani ürünün ID'sini okuyabilir bu şekilde. Güzel. Buraya da geldim. Bir de set var arkadaşlar. Ha bu arada ben get yazdım. Set yazmak zorunda değilim. Yani sadece read only demek. O sadece okunabilir. Veya write only. Sadece set de verebilirim. Ama genellikle hani ihtiyaca göre yüzde 99 ikisinde yazarız. Ama bazen read only anlamınlar oluyor. Kod gibi örnek verdim ya orada. E, o zaman read only yapıyorsunuz. Public diyelim. E, onu da read only yazarız zaten. Bu noktada set yapacağım. Yani set demek. Git onun değerini kuru demek. Bana bir şey vermene gerek yok. O yüzden void diyoruz. Buna da set id diyorum. Geldim bu noktada. Diyorum ki id eşittir. Peki ne olacak bu değer? Ha, demek ki burada set edilen değer, set edilen değer parametre olarak verilmeli. Parametre olarak verilmeli arkadaşlar. Yani burada int id diye bir alan verilmeli. Kullanıcıdan istiyorum çünkü ben onu. id eşittir id. Şimdi burada kafa karışıklığı var arkadaşlar. Hangi id hangi alan gibi bir durum söz konusu. İşte bu yüzden bu yüzden Birinci kural. Ya şunu dersiniz. Yani böyle yazabilirsiniz. Hani olabilir. Ama şöyle diz nokta ifadesi. Bu kullanım daha doğru. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani şu id ile şu id karışıyor şu an. Nedeni şu. Diz nokta id demek, demek diz bu klas demek. Bunu not alın mutlaka eğer bilmiyorsanız. Diz benim içerisinde bulunduğum klas demek. Product'ın id'si buydu ya. Product'ın id'si. Eşittir id. Bu o da bu. Ama bunu böyle yazmak yerine benim tercihim. Böyle çok görürsünüz. Benim tercihim şu oluyor. Bu da bir best practice'tir aslında. Sık kullan doğru kullanım pra pratiği. Bunların başına e alt çizgi bırakıyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü o dizilerle uğraşmamak ve bu id ile bu id'yi karıştırmamak için programcı yanlışlıkla ay diz vermeyi unutuyor falan. Orada sıkıntılar oluyor. Ben ne yapıyorum? Dikkat edin. Ben bu eğitim boyunca hep böyle yapacağım. Önce kötü kod yazacağım. O kötü kodu size aktarmaya çalışacağım ve onun bize neye mal olduğunu göstermeye çalışacağım. Doğru kullanımın zamanla bizi nasıl koruduğunu göstermeye çalışacağım. Bu noktada alt çizgi ID. E burada ne yapacağım? Alt çizgi ID eşittir ID. Bakın artık karışmıyor. Alt çizgiyle olanlar field. Buna alışacaksınız zamanla. Evet. Bakın oldukça güzel. Bu arada isimlendirme standardı getle başlar. setle başlar. Bu noktada bakın ben şuraya geldiğimde product nokta id ile ilgili kısmı artık yazabilirim. Set id dediğimde artık şu biri ona verebilirim. kullanım buna doğru değişti. Evet şimdi artık diğer alanlar için de aynı get ve set bloklarını yazabiliriz. Arkadaşlar bu bloğa getir bu bloğa ise setter denir. Onu da unutmayın. Şimdi aynı işleri name için, description için, price, stock amount, rank ve kod için de yazabiliriz. Bunun için hızlıca bir çözümümüz var aslında. Ben elle yazdım ama ilk etapta aslında bunun bir çözümü var. Refactor metoduna geliyorsunuz. Bakın name'e sağ tıkladım. Burada bir refactor durumu söz konusu. Şöyle bu noktada aşağıya doğru geldiğinizde arkadaşlar bakın encapsulate fields diye bir özellik göreceksiniz hangi alanları enkapsulate edeyim? Bakın ID var zaten. Bakın o zaten ID'si var. ID var. Description'ı istiyorum. Price'ı istiyorum. Stock amount'ı istiyorum. Rengi, rengi istiyorum. Kodu istiyorum. Peki isimleri ne? Bakın burada get name. Bu böyle yazmış. Sen burada hani bunu değiştirebilirsin. Get name, get description. Bunları değiştirebilirsin. İşte idenin özelliklerinden yola çıkarak ee, şeyi de yapabilirsin. İdenin özelliklerinden yola çıkarak bunlar da değiştirilebiliyor. Bu noktada şöyle bakın. Get name, set name diye verilebilir. Aynı mantıkla diğerleri de verilebilir. Şöyle hani e, burada bu de iki yazım da doğrudur bu arada arkadaşlar. E, biz projelerimizde bir e, Code Generator kullanıyoruz. Zaten kendi istediğimiz gibi oluşturuyoruz onu. Ama bu bu kullanımda oldukça şey yaygındır. Buna uyalım. Hani bunun getir ve setter isimlendirme kurallarına şeyine uyalım. Yani bu şekilde çalışmış. Onu verelim. Peki bu Hepsi seçildi bakın. Get access, set access. Tamam. Peki bu alanlar nasıl olacak? E, bu en encapsulate edilen fieldların görünüm. Bakın onu diyor ki private'a çekeceğim diyor. Çekeyim mi diyor. Zaten biz private yazdık peşin peşin. Yazmasak da bunu seçersek anında burayı peşin peşin private yapar. Peki bizim alanımız ne olacak? Bu getir ve setter'larımız ne olacak arkadaşlar? Burada ise public zaten seçili. Bunu seçtiğimiz zaman şöyle preview da yapalım. Şöyle refactoring preview. Bakın bu alanları oluşturmuş. Şöyle do refactor desek de zaten olur. Az önceki yerden direkt çalıştırsak da olurdu. Evet. Yani şuradaki isimlendirme durumlarına baktığımız zaman şeyin isimlendirme teknikleri biraz hani IDE'nin isimlendirme teknikleri maalesef zayıf arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani bunu göstermek isterim size yani set name demiş bu bir fonksiyon sonuçta gitmiş hani bununla aynı ismi verdiği için alt çizgi name ile defaultta o ismi aynı yapmış hani öyle bir durum söz konusu o yüzden hani bunların başında ki şunları atabiliriz İşte şöyle bir şeyler yapmış yani. Dolayısıyla bu noktada benim amacım hani tabi bu böyle de kullanabilirsiniz ona bir şey diyemem. Şu stok ama tabi şunlar alt çizgi renk değil kod şeklinde şu yukarıdaki kod gibi. Yani buna göre siz kendiniz bunu e, yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir diğer kullanımı da şu. Şöyle. Biz bunu yazmıştık zaten. Siz hiç burada bu alanları vermezsiniz. Hani e, editör bu şekilde çalışıyor. Mecburen çalıştığınız editöre uymanız gerekebilir. Böyle bir noktada şöyle zaten dizle çalışıyor. Şöyle Bakın, hiç bu private'ları da vermezseniz otomatik ekler zaten. Sağ tıkla Refactor, Encapsulate Fields ve diğer alanları seç. Bakın bunu yaptığımız noktada yani daha düzgün verdi. Yani ama işte o alt çizgiden yana bir sıkıntı oluştu. Bu sefer dizle çalışacak. Olsun. Çok sorun değil. Hani Diz ile çalışırız böyle bir durumda. Yani kısacası bakın bu sefer daha düzgün verdi get name set name daha doğru verdi yani. yani. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Az önceki durumu önlemek için. Hiç buralarda alt çizgi vermeden. Private olacak zaten, zaten private. Vermeseniz de otomatik ekler onu public olacak. Yani eğer bir şu şeyle çalışacaksanız, hani bu idenin bu kısmıyla çalışacaksanız. Her de farklıdır. E, en et edecekseniz o zaman hani burayı peşin peşin hiç alt çizgisiz vermeden ilerlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Yani kısacası gelmek istediğim nokta buydu. Baştan alacak olursak alanlarınızı hiç private vermenize bile gerek yok. Yani şunları bile yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle sileyim bunları mesela. Baştan alıyorum. Ben ID kendim verdi aşağıda yazdığım için onun private veriyorum. Ctrl Shift Alt L ile kodumu düzenliyorum. Okey. Bakın en başta şu kodların olduğunu düşünün sadece. Geldim sağ tıkladım. Encapsulate Field diyeceğim. Refactor'dan. Encapsulate Field. İstediğim alanları böyle bir güzel seçeceğim. Onları zaten private yapacak. Ve bu noktada Refactor diyeceğim bakın oluşturdu dizden kastı da dedim ya yukarıdaki klasın dizini kast ediyor bunlara alışırsınız zaten fakat dedik ki ben e, kod için hiçbir şekilde şey istemiyorum yani kodu e, hiçbir şekilde e, yazılabilir istemiyorum o zaman bunu silersiniz arkadaşlar return dediğimiz noktada da ne döndüreceksiniz? Örneğin return kod dediğinizde this nokta name'in nokta substring sıfırdan itibaren bire kadar. Biri dahil etmeyecek. Yani sadece sıfır alacak yani. Artı neyi alacaktım? ID'yi. Yani ben ne yapmış oldum? Kodu kullanıcının yazmasını engelledim. Sadece getir var. Ve bu noktada geldiğimiz zaman arkadaşlar şurada kodlarımızda biz refactor ettiğimiz için orada az önce e, bunlar da otomatik olarak düzelmiş, düzeldi. IDE tarafından düzeltildi. Ama sonucun bu olması gerekiyor. Bu noktada ben örneğin product nokta set id set description pardon product nokta şöyle seti yazalım. Bakın id name description price rank stock amount varken gette ekstradan bir de kod var arkadaşlar. Yani kodu istersem okuyabilirim. Hadi gelin okuyalım bakın. System nokta out nokta print line, product nokta get kod. Dediğimde ve uygulamamı çalıştırdığımda bakın kod olarak ne almam lazım? Name L miydi? L1 gibi. Bakın L1 aldım. Neydi? Ürünün isminin ilk harfi sonra ID. L1. Evet. Encapsulation tam olarak budur arkadaşlar. Örneklerimizde çok yoğun kullanıyor olacağız. İlk başta ben size hani kendim elle oluşturduğum daha sonrasında o alanı private yaptık. Getter ve Setter'larını yazdık. Daha sonra şeyden yararlandık. Aracın idemizin Refactor Encapsulation Tool'undan yararlandık. Orada karşımıza çıkabilecek durumu görerek hani burada idemize göre bir davranış sergiledik. Ona göre bir çalışma yaptık arkadaşlar.